Enerjide bağımsızlık hamleleriyle yoluna devam eden Türkiye adımlarını bu yönde atmayı sürdürüyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar nükleer santral projeleriyle ilgili bilgi verdi. Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldiğini hatırlattı. Üçüncü santral için uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Bakan Bayraktar, Kırklareli'nin İğneada beldesinde kurulması planlanan santralle ilgili olarak çok önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız dedi. Taraflar arasında bazı farkındalıkların olduğunu ancak bunların büyük olmadığını anlatan Bayraktar, dolayısıyla boşluğu doldurulabilir ve Çin'le nükleer enerji programı için yakında bir anlaşma yapabiliriz ifadelerini kullandı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına da değinen Bayraktar, ilk reaktörü ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 gigawatt enerji üretebileceğiz diye konuştu. Bayraktar, Sinop'ta planlanan ikinci nükleer santral içinde Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü, aynı zamanda Güney Kore ile de temasların olduğunu aktardı. Bakan Bayraktar, son olarak yenilebilir enerji konusunda özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyelin olduğu bilgisini paylaşarak şunları kaydetti. 2035'e kadar 42 bin megawatt güneş, 18 bin megawatt rüzgar, 5 bin megawatt offshore rüzgar enerji santrali planlıyoruz.